Çünkü yeni asgari ücret bayramdan önce açıklanır. Konuğumuzu da görelim. Yani en önemlisi de asgari ücret ne kadar olur? Ahmet Kıvanç'ı gördük, Habertürk yazarı. Ahmet abi, herkesin gözü kulağı orada. Yani gerçekten bu toplantı önemli. Bakalım ne çıkacak? En önemlisi de asgari ücret ne kadar olur? Yani bir psikolojik bir bariyer var. Yani bir 11 bin lira seviyesinde bir asgari ücret sanki tarafları böyle memnun edecek gibi. Tabii ne olur bilmiyoruz. Ama konuşalım. Yeni asgari ücretin ilan edilmesi gereken bir tarih söz konusu değil anladığım kadarıyla. Yani anlaşma olmazsa pazarlıklar sürebilir mi Ahmet abi? Ne dersin? Yani şu tarihte açıklanacak diye bir durum var mı yok mu? Bu hafta açıklanacağını söylemek mümkün aslında. Kararın, çünkü hem işçi tarafı hem işveren tarafı bayram tatilinden önce, bayrama girmeden önce asgari ücretin belirlenmesi konusunda mutabık kalmışlardı daha önce. Görüşmelerin seyri de hızlı gidiyor. Bir taraftan komisyon toplantısı devam ediyor. Bir taraftan da yeni Çalışma Bakanı'nın işçi ve işveren temsilcileriyle Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve ÇİS Genel Başkanı Özgür Burak Akkur'la yapacağı görüşmede de bu konu görüşecek görünüyor. Dolayısıyla iki koldan çalışma yürütülüyor. Tahmin ediyorum hafta içerisinde, hafta sonuna kalmadan da bir karar çıkabilir. Tabii sadece asgari ücret değil, asgari ücretin yanı sıra bu hafta biraz maaş zammı ve emekli aylıklarına yapılacak zam konusu da belli olacak. Tabii. Bunların çünkü bu bekliyoruz yani alınacak. Bu ay. Tabii. Evet, bu hafta da somutlaşmasını açıkçası somutlaşabilir, o konuda gelişme olabilir. Çünkü yani bir bütün olarak baktığımız zaman, yani hem bir yandan asgari ücret, bir yandan memur maaşları, bir yandan emekli aylıkları, bir yandan da yeni ekonomi programı çalışmaları devam ediyor. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nu topladı ve seçimden önce dile getirilen vaatlerin bir takvim içerisinde hayata geçirileceğini ifade etti. Dolayısıyla bu asgari ücret, asgari ücrete bağlı olarak diğer maaş zammı vesaire de peşi sıra gelecek görünüyor. Tabii. Bugün bile memur maaş zamları ile ilgili kanun teklifi gelebilir. Geçen hafta hatırlarsanız AK Parti Grup Başkanı Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu yeni meclisin ilk görüşeceği kanun teklifinin memur maaşlarının, en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi olacağını söylemişti. Şöyle yapalım mı? Ahmet abi sırayla gidelim. Ahmet abi sırayla gidelim. Şöyle asgari ücreti bir konuşalım önce. Şimdi herkesin gözü kulağı bu toplantıda. Memur maaşları çok belirleyici, çok önemli ama en azından bildiğimiz bir şey var. O da en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı bu rakamı telaffuz etti. Yani biz biliyoruz ki en düşük memur maaşı 22 bin lira olacak. Onun üzerine genel olarak memur maaşlarına, emeklilere ne kadar zam gelecek? Onlar hepsi konuşulur, onları da konuşuruz. Çünkü memur maaş zammı da ne zaman yasalaşır onu da konuşuruz. Bu hafta çünkü AK Parti torba kanun teklifini meclise sunacak. Önce asgari ücretle. Asgari ücret 11 bin psikolojik bariyer dedim ben. Doğru mu algılamışım Ahmet Kıvanç? Nedir mesela? Yani beklenti ne? Çünkü bu asgari ücret meselesi önemli. Yani işverenin de bir şeyi var, tavrı var. İşçinin de bir beklentisi var. Asgari ücret diğer maaşlar için hem kamuda hem özelde bazda alınıyor. Beklenti ne? Bu 11 bin rakamı telaffuz ediliyor mu? Evet. Yani çok doğru bir yani beklenti aslında söylediğiniz. Şimdi 11 bin rakamı aslında şundan geliyor. Şimdi yılbaşında, Ocak ayında asgari ücret belirlendiği zaman 455 dolar olarak açıklanmıştı ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamıydı. Şimdi o 455 dolar bugün 360 dolara gerilemiş durumda. Net asgari ücret bakımından konuşuyorum. 455 doların karşılığı da 10.800 liraya karşılık geliyor. Şimdi 10.800 lira olunca bunu yuvarlayınca 11.000 lira olursa Ocak ayındaki seviye korunabilir
şeklinde bir tahminler yürütülüyor. Evet. Genel olarak da bunun üzerine yoğunlaşıyor. 11 bin liranın üzerine yoğunlaşıyor. Çünkü hakikaten yani 10.800'ün altında da bir asgari ücret olursa o zaman psikolojik olarak Ocak ayının gerisine düşülmüş gibi bir algı ortaya çıkacak sizin de belirttiğiniz gibi. Dolayısıyla bu algıya da mahal vermemek açısından en azından 11 bini görür diye bekliyoruz. Onun üzerine olabilir mi? 12 bine rakamlar da konuşuluyor. Onun üzerine olabilir mi? Onun üzerine olabilmesi biraz aslında asgari ücret için işverenine verilecek desteğe bağlı. Şu anda asgari ücret için aylık 400 lira destek uygulanıyor. Eğer bu destek işveren tarafından, ki Haziran ayında da sona eriyor bu destek, işveren tarafının beklentisi bu desteğin asgari ücretin %6'sına çıkartılarak devam ettirilmesi şeklinde. Eğer böyle bir destek olursa daha yüksek bir asgari ücrette söz konusu olabilir. Ama beklenti, ağırlıklı beklenti 11 bin çerçevesinde, 11 bin etrafında yoğunlaşıyor gibi görünüyor. Evet, evet. Ahmet Kıvanç, peki açıklamada netleşir o zaman herhalde bu birkaç güne, bu hafta içinde. Evet, tahmin ediyorum yani çarşamba günü de bir karar çıkabilir, açıklanabilir ama en geç cuma gününe kadar kararın çıkmasını bekliyorum açıkçası. Cumhurbaşkanı duyurur. Çünkü bunun evet, evet, Cumhurbaşkanı'nın programına bağlı olarak bu hafta içerisinde bir açıklama yapılacağını tahmin ediyorum. Onun öncesinde dediğim gibi süreç de hızlı gidiyor. Yani bu hafta işte bir taraftan komisyon toplanması, bir taraftan bakanın işçi ve işveren temsilcileriyle birlikte görüşmeleri başlamış olması süreci hızlandırmış görünüyor. Cumhurbaşkanı'nın takvimine göre, programına göre bu hafta içerisinde yeni asgari ücretin belirlenmesi mümkün olacak gibi görünüyor. Ne kadar şimdi 8500 değil mi? 8500 bir taraftan şimdi da böyle 11.000 o bariyeri aşarsa iyi olur. Yani gerçekten o biraz 5 aylık 5 ayda bir olsa işte şimdi bu zamma bakıyorum. 5 aylık enflasyon evet. Oranına da bakılır. %15.26. %15.26. Evet, yani beklenti var. O beklenti muhtemelen karşılanacak dediğiniz gibi Cumhurbaşkanı da açıklar. Herhalde bu cumaya kadar olur. Tabii yıllara göre böyle baz asgari ücretlere bakıyorum. Bir diğer taraftan grafikte var. Şimdi enflasyon oranında tabii. O yüzden de alım gücü de düşük olduğu için işçi ne istiyor, işveren ne öneriyor demişiz. Bir de nefesler tutuldu, maaş meselesi de var. Yani memur zammı. O da evet. Ne zaman yasalaşır acaba Ahmet Kıvanç? Şimdi memur maaşı ile ilgili kanun teklifi bugün yarın meclise sunulursa bu hafta içerisinde plan bütçe komisyonunda görüşülmesini bekliyoruz. Bayram tatilinden sonra da genel kurulda görüşülerek yasalaşacak ve hızlı bir şekilde uygulamaya konulacak gibi görünüyor. Kaç zam gelir Ahmet Kıvanç ortalama? Şimdi en düşük memur maaşı 22 bin lira olacak olursa evet oradan hesaplayalım. Bu 22 bin liranın evet onun nasıl olacağı da önemli. Şimdi 22 bin lirayı bir bekar bir çalışan için mi baz alınacak? Yoksa işte aile yardımı, çocuk yardımı dahil işte bazı ek ödemeler dahil bir 22 binden mi baz alınacak? Açıkçası onu bilemiyoruz. Çünkü bu konuyla ilgili netlikleri, net durumu yasa teklifi geldiği zaman, meclise sunulduğu zaman görebileceğiz. Şimdi 22 bin lirayı diyelim ki çıplak bekar işçi için öngörülüyor diyelim. Böyle bir durumda %85 oranında bir artış olması gerekiyor. Çünkü şu andaki en düşük memur maaşı 11.800 civarında. 22 binde gelmesi, evet, 22 bine gelmesi demek %85 oranında bir artış demek. Ama dediğim gibi bu bekar, işte çocuk yardımı almayan bir kişi için. Çocuk yardımı alan bir kişi için baz alınırsa bu durumda biraz daha düşük oranda bir artış söz konusu olur. O zaman işte ne kadar 12.400'ün üzerine bir 12.400'ün üzerine artış yapılması gerekir. Yaklaşık o da 70'in üzerinde bir artışa karşılık gelir.
burada üzerinde durulması gereken hep böyle en düşük memur maaşı diyoruz ya. En düşük memur maaşına yapılacak artış memurlarda, kamuda tüm çalışanlara yapılması gerekir. Yani en düşük memura %70 yapılıp diğerlerine %60 yapalım şeklinde bir uygulama söz konusu olmaz. Hepsinin, tüm memurların aynı oranda yararlanması gerekir en düşük memura yapılacak artış oranından. Emekli maaşı da, o da enflasyon oranında mı olacak? O da %20'ler civarında mı olacak? Onlar da zam bekliyor çünkü. Şimdi emekliler derken memur emeklilerine yapılacak artışlar memurlara yapılacak artışlarla aynı. Olması gerekiyor. Tamam. Kanunen zaten aynı olacak. Evet, paralel. Şimdi memurlara işte diyelim ki %60-70, memur emeklilerine %60-70 oranında artış yapılırken SSK ve Bağkur emeklilerine sadece 6 aylık enflasyon farkı oranında bir artış yapılması beklenemez diye düşünüyorum. Çünkü 6 aylık enflasyon işte 5 ayda 15.26. Haziran enflasyonu da 5 aylık 15.26. Haziran ayında diyelim 5 puan daha %5 enflasyon oldu, %20'ye geldi. Yani diğer memur emeklileri %60-70 artarken SSK Bağkur emeklilerindeki artışı %20 ile sınırlı tutmak mümkün olmaz diye düşünüyorum. Kaldı ki bir de memur emeklilerle ilgili biliyorsunuz kademeli artış, emekli aylıklarında kademeli artış yapılacağı açıklandı daha önce. Bu kademeli artış zaten daha çok SSK ve Bağkur emeklilerini ilgilendiriyor. Dolayısıyla evet, orada tahmin ediyorum en düşük artışın, yani kademeli bir kısmına daha az düşük oranda, bir kısmına daha yüksek oranda artış yapılacak. En düşük orandaki artış memur emeklilerine yapılan artışa paralel bir artış olmalı ki bir denge sağlanabilsin. Ve kademeli artış da hakkaniyetli olabilsin. Burada bir şeyin üzerinde durmak istiyorum. Tamam. Şimdi ülkede aslında sadece kamuda değil, özel sektörde ve kamudaki işçi ücretleri olsun, memur maaşları olsun, emekli aylıkları olsun, bunların hepsi bir denge içerisinde gidiyor. Bu denge zaman zaman işte bir tarafı daha ağır çekiyor, bir tarafın lehine bozulabiliyor denge. Ama tekrar düzeltilmesi, zaman içerisinde düzeltilmesi gerekiyor. Şimdi 2015 yılından bu yana olan süreçte de bu denge bozuldu. Yani asgari ücretle memur maaşı ve emekli aylığı arasındaki denge bozuldu. Büyük ölçüde bozuldu. Şimdi biraz baktığımız zaman mesela 2015 yılın Temmuz ayında net asgari ücret 1000 lira iken bir öğretmen maaşı, birin dördündeki öğretmen maaşı 2982 lira. Yani asgari ücretin, net asgari ücretin 3 katı tutarındaymış. Bir hemşire maaşına baktığımız zaman 2.6 katı, asgari ücretin, net asgari ücretin 2.6 katıymış. Şimdi bugün geldiğimiz zaman, Ocak ayı itibariyle baktığımız zaman bu dengeyi bozulduğunu görüyoruz. İşte bu dengenin 3 katı olan tabii korunması lazım bu dengenin. Bu dengenin düzel, evet, yani daha dengeye tekrar oturması lazım, öyle söyleyeyim. Aynen öyle. Dengenin tekrar sağlanma sürecine girdik diye düşünüyorum. Aslında bunun ilk adımı bu yılın Ocak ayında atıldı. Ocak ayında normalde memur maaşlarını biliyorsunuz sadece enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden kaynaklı olarak %15.32 oranında artış yapılması gerekiyordu. Peki. Memur maaşlarının %30 oranında artış yapıldı. Yani normal artışın üzerine bir refah zammı ilave edildi, 14.68 puanlık. Bu en az dengeyi sağlamaya yetmedi ama dengedeki bozulmanın devamını önledi, durdurdu en azından. Şimdi tekrar dengeyi kavuşturmak için, 2015 yılındaki seviyeyi kavuşturmak için adımlar atılması gerekiyor. Peki. Aslında eğer
en düşük memur maaşı 22 binde çıkartılırsa ve buna paralel tüm memurların maaşlarında bir artış yapılırsa aynı oranda dengeye büyük ölçüde de yaklaşılmış olunacak. Onun da altını çizmek bakalım, istiyorum. Bakalım Ahmet abi, bu hafta göreceğiz, hepsi böyle netleşecek. Özellikle asgari ücret meselesi önemli gerçekten. Bakalım evet. Ve memur maaşlar, emekli yapılacak olan zam, memura keza aynı şekilde. Ahmet Kıvanç'a teşekkür edelim. Bu hafta böyle sık sık birlikte oluruz. Habertürk yazarı bilgilendirdi bizi, sağ olsun.